Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fitwiz Minecraft serimizin 17. bölümüne hoş geldiniz. Ve gördüğünüz gibi ikinci titanyumum da hazır. Şimdi MFP'mizi biraz rahat bırakıyorum ki enerjisini depolasın. Ve bize şimdi ne lazım? Diamond Tree. Bunun için bir adet Advanced Circuit'e ihtiyacımız olacak. Yani Circuit'e ihtiyacımız olacak doğal olarak. 3 adet Diamond'a ihtiyacımız olacak. Bir adet daha Redstone'a, 2 adet Glowstone'a, 2 adet Lapis Lazuli'ye ihtiyacımız olacak. Geri kalan her şeyimiz elimizde. Rubber'larım burada. Evet. Circuitlerimiz hazır. Bunlardan bir tanesini upgrade edeceğiz zaten sayesinde. Üç tane diamond ve dan 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 diamond tree. Ah. Bunun anlamı artık obsidian kazabiliyoruz ve bunun normal kazılış hızı bizim normal drillimizinkinden çok daha hızlı. Gördüğünüz gibi. Ha, burada iron varmış. Sanki hiç yok elimde. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı kazabiliyor her şeyi. Ve artık bununla obsidian da kırabileceğiz. Selam Creeper. Evet. Bunu da tanımladığımıza göre artık sorting sistemimize giriş yapsak iyi olur. Daha sonra giriş yapmıştık. Adam akıllı tamamlasak iyi olur ve bu üretim sürecinde bir şey daha elimize geçti. Alüminyum. Alüminyuma bakalım. Nelerde kullanılıyor? Alüminyum dust pek bir şey kullanılmıyor fakat alüminyum ingot blast furnace yapılıyor. Piston yapımında kullanılabiliyor. Computer monitor yapımında kullanılabiliyor. Machine parts yapımında kullanılabiliyor. Alüminyum machine hall. Kısacası normalde iron ya da refine iron kullandığımız çoğu şeyde kullanılıyor. Gas turbine. Bunu kullanmayı bilmiyorum bak. Bunu ne kadar üretiyorsun? 16 EU. İlginç. Onu bir test edeyim yani. Temel jeneratörü bununla yapabiliyoruz gene. Semi... Ha, bu da ilginçmiş. Breakdeck sensor kit. Lithium battery. Lithium backpack. Bakalım sen ne kadar depolayabiliyormuşsun. Bakarız ona. Bunun dışında circuit yapımında kullanılabiliyor gene. Watermill yapımında kullanılıyor. Evet, kullanım alanları bunlar. Bunun dışında rolling machine'de standard rail yapımında gene kullanılıyor. Rebar yapımında kullanılıyor. Metal post yapımında kullanılıyor. Mixed metal ingot yapımında kullanılabiliyor. Ve her halükarda en avantajlı bir yol. Evet. Ve bunun yapımında kullanılıyor. Senin ne işe yaradığını bilmiyorum hani. Windmill yapımında kullanıyormuşsun. Bunun dışında dur. Başka ne vardı? Yani ilginç resipilerde kullanılıyormuş bu arkadaş. Sen ne yapımında kullanılıyorsun? Sen henüz bir şey yapımında kullanılmıyormuşsun. Evet, alüminyumumuz var artık sayısı. Ve alüminyum güzeldir. Şimdi bir 4 tanesini yapalım bakalım. Neyse, bu esnada biz ne yapıyorduk? Sorting sistemimiz. Bunun için bayağı bir manager'a ihtiyacımız olacak ancak şimdilik manager'larla değil de işin taslak kısmı geçiyorum. Öncelikle 100 accumulator değil, bizim ihtiyacımız olan sizleri şuraya koymuştum. Önceki bölümlerden birinin arasında şunları yaptım ve bunları yerleştireceğim. Hop.
Şurası bence aslında evet şurası güzel bir nokta. Evet. Induction smelter. Tabii döndüreceğiz seni. Buraya bak. Part furnace. Bir tanesi de şuraya. Ve pulverizer. Ayrıca bir makineye daha ihtiyacımız olacak. Şu arkadaş. Igneous tabii onu da biraz sonra yaparız. Bu kabaca bunun pulverize edeceği tek bir şey var. O da çok basit bir şey. Cobblestone. Cobblestone'u sende çevirecek. Induction Smelter'ımız da sende üretecek. Yukarıdan girişin olsun senin. Hepinizin yukarısı giriş olsun. Yukarıdan buradan da mor. Evet girişleri şey mavi. Yeşil pardon. Tamamdır. Tüm çıkışlar da buradan. Tamam, bunun çıkışları gene burada. Şimdi tek tek hepsinin girişlerini ayarlıyoruz işte. İşte bu işin en zahmetli kısmı. Bu dikkat ederseniz bunların hiçbirinde ayarlamazken bunda aşağıdan bir çıkışla ayarladım. Bunun sebebi ilginç bir şey kullanacağız orada. Bu tek powered furnace'ımız ise sadece yanacak şeyleri, yani direkt yanacak şeyleri işlemek için. Size kısaca açıklıyorum. Şu iki pulverizer ve powered furnace'ımız pulverizer ardından powered furnace'la kullanılacak şeyleri, yani çoğu madeni işleyecek. Bu pulverizer ve induction smelter'ımız direkt induction smelter'ımıza gold'lar gidecek. Pulverizer'ımız ise cobblestone, yanındaki cobblestone jeneratörden. Asıl dur, sen yukarıdan değil. Arkadan. Al. Şuraya bir tane cobblestone jeneratör koyalım. Bu sayede görünüş güzel olsun. Yani şundan bir tane daha yapacağız. Igneous extruder. O bize cobblestone üretecek. Bu kobalstonu sende çevirecek. Dolayısıyla bunun sendi sağlanacak. Gördüğünüz gibi bu sand kullanıyor. Buradan da rich slay'imiz ve gold'umuz çıkacak. Tüm madenlerimiz de buradan çıkacak. İşte bu şekilde. İşleme kısmımız aynen bu. Hatta bir tane de centrifuge extractor yapacağız ancak o biraz ileride. Çünkü henüz bir tree farmımız rubber tree farmımız yok otomatik olarak. Elle bir tane var da otomatik yok. Evet. Bunun dışında başka ne yapacağız? Bunları düzenleyeceğiz. Bunları düzenlemeye başlamadan önce şunlara enerji taşıyalım. Enerji taşımak için de bize ne lazım? Electrum ingot'ımız var. Hardened glass'ımız var. Bu yeterli olmayacak ama redstone'larımızı bu arada sorun sistemimizi zihin nasıl bir şey olacağını açıklayalım. Şuralar direkt otomatik sort edilecek chestler olacak. Ki sanırsam bunlar yeterli herhal. Olmazsa şuraya da bir şeyler eklerim. Şuraya daha doğrusu. Buradan itibaren birkaç tane barrel'da saklanacak şeylerimiz olacak. Mesela bunlar. Bunlar.
Woodlar, saplingler ve yemekler. Bunlar barrel'larda saklanacak çünkü onları zaten otomatik almaya ihtiyacımız olacak bir sisteme gerek yok. Ve biraz da stone'u sabitleyebilmek için onların fazlalıkları güzel bir yere gidecek. Ama saplinglerimizin o barrel'dan o önce uğrayacağı başka bir yer daha mevcut. Burası. Burası biofuel'ımızı üretecek yer. Bakalım biofuel'ımız ne durumda? Aa, güzel. Tabii sapling'imiz şu an yok. Fertilizer'ımız da azalmış. Ve otomatik fertilizer üretecek bir sistem de yapacağız oraya. Ve tabii bunun için bolca manager lazım. Ben hemen kaç tane manager'a ihtiyacım var? Tabii şurayı da chest'lere çevirsek güzel olabilir. Kristal chest'lere. Iron gel bakayım buraya. Şimdi bu yukarısı normal metallerimiz, bu aşağısı elle işlenecek ve bazı steel, nikel, platinyum, zinc, blue alloy gibi ya da refined iron gibi işlenmiş metalleri taşıyacak yer. Burası normal metalleri taşıyacak yer. Burası alt kısım şu pyrite, sinebar falan filan gibi Greg Tekin özel dustlarını depolayacak yer. Üst kısım ise normal redstone, nickelate, glowstone, lapis lazuli taşıyacak yer. Burada durum biraz farklı. Üst kısım şu tüm cemleri, alt kısım ise tüm kömürleri ve çarkolları depolayacak yer. Şartları başka bir yere aktaracağız. Burayı düşünelim. Burada cobblestone, dirt, gravel ve sandimizi depolayabiliriz. Burada normalde şuraya koyduğumuz arkadaşları depolayabiliriz. Bunun dışında ah. O bitkisel ürünlerimizi buraya koyarız. Mob dropları buraya koyarız. Diğer iki chest'i ne yapabiliriz? Diğer iki chest'ten bir tanesi Zycraft eşyalarımız olabilir. Mesela. Enderman. Sıkıntı yok. Sadece basit bir Enderman. Hatta şu Ashes'da Ashes'la Dark Ashes'ın yeri de burası değil. Olmamalı bence. Burası olmalı. Alüminyumumuz da. Evet, kabaca işler bunlar. Tabii işlenmemiş metallerimiz de burada duracak ancak sonradan hepsi işlenecek ister istemez. Tamam, Zycraft eşyalarımız da burada. O zaman başka ne ihtiyacımız var? Sanırım başka bir chest'e ihtiyacımız yok. Mesela Zycraft için manager harcasak mı, harcamasak mı bilemedim. Ha, boş ver harcı. Bunun için başka ne ihtiyacımız var? Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Diğerlerini daha sonradan işleyeceğiz. Evet, basitçe sorting sistemimiz bu. Düşündüğümden daha az yer kaplıyor ve şu chestleri taşısak iyi olur. Bakalım portal gunımız chest taşıyabiliyor mu? Taşıyorsa ne ala. Ama taşıyamıyor. O yüzden biz ne yapacağız? Şimdi boş olan bir chest bulalım. Ya da illa bir dağınıklık yapacağız. Şimdi şunları yerlerine kaldıralım. Sen şuraya git. Şuraya. Şuraya. Dark Ashes'larımızı şuraya koymayı unuttuk. Glowstone. Chunkholder da şimdi şuraya gidebilir. Siz şuraya. Şu şekilde düzenleyelim. Tamam. Öncelikle en zor olanı chest aldım mı? Hayır alamadım. Sen nesin la?
Ah. Chestlerimizi tek tek buraya taşıyalım. Tabii ben bu sıkıcı işlevi sizin gözünüz önünde yapmasam çok daha iyi olabilir. Evet, chestlerimizi düzenlediğimize göre gayet bayağı temiz bir görünüş oldu. Şurası da barrel'lar olacak. Bunlar da barrel'lar işte. Barrel'larda şu an 4 farklı item tutuyoruz. Belki 2 tane daha ekleriz ya da kaldırırız bu ikisini de. Aslında sapling'leri de burada tutabilirim. Elmaları da. Ay yok, yemek, pardon, yemekleri koyacaktım buna. Hani bunun anlamı... Siz gelin bakalım. Siz şuraya gidiyorsunuz. Ah. Evet, tabii benim o arada 6 tane daha manager üretmem gerekecek. Onun için biraz alüminyum yaptım. Alüminyumu niye yaptın diye soracak olursanız, biraz çelikten tasarruf için. Odunlarımızı alalım. Burada da var gerçi biraz. Ama kobalt var mı? Yok. Her ne kadar bazen barrel'lar daha pratik olsa da ben nedense chest'leri daha çok seviyorum. Hele kristal chest alüminyum ve asıl önemli olan şeyi redstone. Bu arada bunları chest'lere ben yerleştirmeyeceğim kesinlikle. Kendileri yerleşecekler. 5, 6. Bakalım başka bir stone'a ihtiyacım olacak mı? Buffer. Başka bir sona ihtiyacım olmayacak ancak başka bir şeye ihtiyacım olacak. Gerçi ondan var da yeteri kadar değil. O yüzden zaten redstone'umuz da bol. Ya sanırım yatağımız içinde güzel bir yer bulun mevcut kaldı. Evet, öncelikle 6 adet filtremizi yapalım ve neden gıcık tuttu beni anlayamadım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Filtrelerimizi yaptık. Bunları Sorting Machine'e upgrade edeceğiz. Bunun için Filter, Iron, özür dilerim. Ve bana biraz daha silver varmış. Bir stack'ten Nikolayit verelim. Yapabildiği kadar iyi yaptı. Tim değil. Tamam. Şunlar ne durumda? Güzel oluyor. 12 tane şu an tam işimizi görüyor. Gerçi 14 tane var elimizde. Olsun, fazla mal göz çıkartmaz. Iron'ımızı alalım. Altı adet Sorting Machine'imiz hazır. Bunun dışında şimdi neye ihtiyacımız var? Regulator. İşte bu işin sıkıntılı kısmı. Bunun için öncelikle Regulator. Tam kolay. 12 tane buffer'ımızı yapalım. Herhalde bu yeterli olur. 1, 2, 3,
Manager'ın recipesi cidden çok sıkıntılı. 12 tane regulator'ımız, pardon, buffer'ımız hazır. Bunun dışında item detektör lazım. Pressure plate, pneumatic tube, brass ve daha fazla wood. Hepinizi çevireyim ben en iyisi. Pneumatic tüplerimiz Red Power chest'imdeydi. Gerçi bu resipiyi daha önce yapmıştım ancak olsun. 6 adet pressure plate'imizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakalım başka ihtiyacımız olacak mı? Ha, tamam, işte ihtiyacımız olmayacakmış. Tüpler. Ve kendime 24 tane brass yapsam, yani 20 tane brass yapsam çok iyi olur. Tabii sen. 2, 3, 4, 5. Tamam, bunlar tamam. Bunlar da o esnada olsun. Brasslarımız da hazır olduğuna göre senin yarını şurada da halledebiliriz. Brasslar ve tabii şunlar bana lazım. Buffer'larım, wood'larım, sizler ve brass'larım. Sizlerden lazım daha. Bu sistem tam bir redstone düşmanı. Onu anladık. Neyse ki redstone stone bolca var. Tamam, 4 tane tamam. Ama bize 4 tane değil, daha fazla lazım. 5. Aslında dur, 6.sı da oluyor. Evet, 6 tane regulator. Ve sen de istemek zorundasın, değil mi? Redstone, 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 redstone. Ben neden bunları kamera karşısında yapıyorum hala anlayabilmiş değilim. Üç tanesi hazır. Onları yerleştirelim hemen. Ve şu sinir bozucu Spider'ı da öldürelim. Buraya tüpleri zaten yerleştirmiştim. Şuraya ihtiyacı olmayacak ama. Üç tanemiz hazırdı şu an. Dördüncümüz de hazır olur şimdi. Evet, hazır olur. Tornavidamı alayım. Çünkü lazım olacak. Ve bunu en yakın zamanda Sony'ye upgrade etsem çok güzel olacak. Evet. Ve tüplerimizi bağlayalım arkasına. Artık ihtiyaç olmadığına göre kaldırabiliriz seni.
saatte buna daha enerji bağlayacağız. Ha, tamam burada. Ve tabii normal stone'a da ihtiyacım var. Neyse ki şurada var. Burası da hazır. Tabii buraya relay'ı da yapmam gerekecek biraz. En azından bir tane ya da birkaç tane yapsam fena olmaz. Buraya bir sorting machine ile birlikte mi yapsam her şeyi? Yoksa filter mi kullansam? Düşünelim bakalım. Filter. Bir saniye. Benim bir tane manager'ım burada yere düşmüş. Buradaki işlerimizi filter'la halledeceğiz. Bu da yok, filter değil. Sonic machine kullanacağım. Evet, sorting machine için çoğu şeyimiz hazır. Öncelikle bir edit filter. Gold. Ah dur. Orası piston olacaktı tabii ki de. Le genius me. Tamam, bu hazır. Goldlar. Red dot wafer. Cobblestone. Beaded filter'ımız hazır. Sorting machine. Ki zaten bundan birkaç tane daha yapmamız gerekecek. Size sorting machine'in ne işe yaradığını da yavaştan göstermiş olayım bu sayede. Bir adet de kendime fazladan iron chest vereyim. Buffer olarak onu kullanabiliriz. Şurada fazlalık chestlerim vardı. Onlardan bir tanesini iron'a upgrade edeyim hemen. Bu arada sorting machine'i sizin önünüzde yapmanın temel sebebi tüm adımlarını öğrenmeniz. Evet, daha doğrusu tüm bu sorting sistemimi sizin önünüzde yapmamın temel sebebi bu. Tamam. Aslında dur. Tek manager'la da gayet her şeyi halledebiliyorum burada. Sen şuraya, sen şuraya, sen de şuraya. Şimdi tornado'muzu alalım. Ah, bir fazla yaptım. Ah, tamam. Pneumatic tüpler. Ve boyamaya ihtiyacım olacak. Düşünce bir iki tane relay işimi görür. Hemen relay hazırlayayım. Bu sayede siz de relay'ın ne olduğunu öğrenmiş olursunuz. Evet. Relay için gene şuldanet buffer'lar lazım. Neyse, artık onların resmisini ezberlediğime göre. Odun. Bu arada bu arkadaşımız artık setlinkleri buraya bırakmaya başladı. Ki bu güzel bir şey. Beklediğimiz şey buydu. Tamam. 4 tane buffer'ımız var.
transposer yapacağız. Bunun için piston lazım. 3 tane piston yapabiliriz. Redstone olmadan nereye piston yapacaksın? Bir siteyi yanıma alayım ben. Piston. Dım dım. Dım dım. B. 3 tane pistonumuz tamam. Buffer. Ha, piston değil, onları transposer'a upgrade edeceğiz. Transposer filter'ın bir gelişmemiş versiyonu. Yaptığı iş filter'ın filter'la bir işi aynı. Bir inventory'den item çekmek ya da bulunduğu yerden de item toplamak. Fakat biraz daha gelişmemiş bir biçimde yapıyor bunu. Wood daha fazla lazım. More wood. Evet, bu fazla oldu. Bakalım. Cobblestone. Cobblestone. Why cobblestone? Why? Ah. Tepe buffer olacaktı. Ben kendime 3 tane relay verdim. Aslında dur düşünürsek burayı şöyle koymak. Siz şöyle. Relay bu Red Power'ın dediği aşırı güzel makinelerden bir tanesi daha. Yaptığı işlev ise teknik olarak Hopper'ın gelişmişi diyebiliriz buna. Ve başka bir nokta daha. Birincisi zaten bunlara dikkat ederseniz çıkışlarına pipe bağlayamıyoruz. Tüp bağlayamıyoruz. Normal pipe bağlayabiliyoruz. O yüzden onu da ilginç bir yöntemle halledeceğiz. Evet. Renklendirme kısmına girişmemiz gerekecek birazdan. Bunu sonraki bölüme bıraksak iyi olur. Bir de şuralı... buraya ihtiyacımız yok. Buraya normal buildcraft pipe koyacağız. Hazır malzememiz de zaten varken golden pipe koyalım. Glasslarım nerede benim? Benim glasslarım nerede? Ve yemek yesem gene çok süper olur. Ha, glasslarım buradaymış, tamam. Tamam, golden pipe. Golden transport pipe ve muhtemelen bu sizin benim buildcraft pipe'ı kullandığım bunu gördüğünüz nadir anlardan bir tanesi olacak. Çünkü biliyorsunuz ben buildcraft pipe'ını sevmiyorum. Buildcraft pipe'ların önemli bir özelliğini unuttum. Ve çok sinir bozucu bir özellik. Şimdi gidip bir de iron pipe yapmam gerekecek. Sırf bu iğrenç özellik yüzünden. Biliyorsunuz red power pipe'ları, yani tüpleri inanılmaz derecede zekiler. Bu yüzden bir item'ı nereye göndereceklerini biliyorlar. Fakat buildcraft pipe'ları değil.
Billcrack ve burada varmış. Billcrack Piper'ı salak. Item'ı direkt o anda kafası nereye eserse oraya gönderiyorlar. O yüzden bu Iron Piper'ı birden fazla yönü olan sistemlerde bu Iron Piper'ı kullanmamız gerekiyor. Iron Piper'lar bir item'ın o lanet boğazım. Bir item'ın illa belli bir yöne doğru ilerlemesine ne zorlar. Buradaki olay şu. Şu gördüğünüz daha açık olan bölge, yani şu kapanmamış bölge direkt item'ın gitmeye zorlanacağı yer. Aslında dur, burayı direkt normal bir golden pipe yapabilirim. Yok, golden pipe'ları yeni almışım. Neyse, boşver. Eğer bunu normal bir biçimde bıraksaydım gayet kafasına göre ya şuraya ya buraya gönderecekti. Buraya giremeyeceği için item da düşecekti. Bunu istemiyoruz. Zaten burası gold hattımız. O yüzden yapacağımız şey şu. Wrench'le bunun yönünü değiştirerek şuraya açık renk bırakıyoruz. Bunun anlamı şu. Item geldiğinde buraya hiç tenezzül bile etmeyecek. Buradan gelen item da buraya hiç tenezzül etmeyecek. Hepsi direkt şuraya yönelecek. Evet, basit çalışma prensibi bu. Dur. Şunu aslında şöyle de yapabiliriz. Çok daha az yer kaplaması açısından. Screwdriver. Evet. Bu arada relaylerin önemli bir özelliği her taraftan item alabiliyorlar içlerine. Fakat tek bir taraftan itemları bırakabiliyorlar. Evet, sonraki bölümümüzde şu Igneous Extruder'lardan bir tane daha yapmış olacağım. Ve sanırsam bu sistemimizi yavaş yavaş tamamlamaya başlayacağız. Şuraya da bir tane relay koymam gerekecek. Çünkü bunu bu şekilde buraya koyacağız. Ve yanına relay oturacak. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bölümümüz bayağı uzun olmuş. Belki ara alarak keserim birkaç yeri. Köftesi köfte günler. İyi eğlenceler.